Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ve videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burada yazdığı gibi Nesibe oyundan şöyle resimler hazırladım. Bunlardan birazcık yapacağız, bakacağız. 15 tane resmimiz var. O öylese hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Evet. Birincisiyle başlayalım. Burada bir kolumuz var. Bir de ay var. Şimdi bunu birazcık düşünelim. 5 saniye veriyorum. Arkadaşlar 5 saniye sonunda size bir şuraya ipucu yazacağım. Ee, yine 5 saniye bekleyeceğiz ve buraya da cevabını yazacağım. Şimdi 5 saniyemiz başlasın. 0. Evet süremiz doldu. Şimdi bir bakalım buraya. İpucumu veriyorum. Bunu e, kol olarak okuyacaksınız. Şimdi yine 5 saniye bekliyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet. Şimdi bunun cevabını veriyorum. Burada bir kol var. Bir de ay var. Şimdi şuraya kol yazalım. Bir de ay yazalım. Kolay. Cevabımız kolaydı. Hemen öbürüne geçiyoruz. Evet. Üçüncü resmimiz bu. Şimdi şuraya da hemen bir ipucu yazacağım. Bir de cevap yazacağım. Ee, hemen bilmeye çalışacağız. Arkadaşlar siz videoyu durdurup yaparsınız diye düşünüyorum. O yüzden ben e, önce bir ipucumu vereyim, sonra hemen cevabıma geçeceğim. Burada bir el var. E, bunu el olarak okuyacağız. İpucum bu. E, şimdi cevabımızı yapalım. El yazıyor, el. Bir d yazıyor, eldi. Bu ev ters olduğu için tersten okuyoruz. V ve, ve sonunda da ne var. Eldiven oluyor cevabımız. Bunu da hemen çeviriyorum. Evet. Burada önce bir ipucumu verelim. İpucumuzu verelim. Bu ay ters olduğu için tersten okuyacağız. Yani. E, şuraya yazalım. Ayı tersten oku. Yapalım. E, şimdi. E, son iki saniye. Bekleyeceğim ve cevap bulacağız. Evet. Bir. iki Saniyemiz doldu. Hemen bilmişsiniz diye düşünüyorum. Çünkü. Yeterince ipucu verdim diye düşünüyorum, zannediyorum. De devam edelim zaman kaybetmeden. Kol var, on var. Bunu on olarak okuyoruz. Bir de ay var. Ayı tersine oku dediğine göre ya diye okuyacağız. Cevabımız kolonya. Evet bu dördüncü sorumuz. Ee, buraya da hemen bir ipucu yazalım ve cevap. Evet. Bunu da son 5 saniye bekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Burada bir Ç var. Şu ipucu yazmazsak da olur aslında. Şuraya bir Ç yazalım. Sonra arı tersten olduğu için tersten okuyoruz. R oluyor. Ve bir de K var. K de yazıyoruz. Çırak. Hemen 5 sorumuzu alıyorum. 5. sorumuzda T var bir de artı var matematiksel sembol olarak. Ee, T yazıyorum sonra artıyı da okunuş şeklinde yazıyorum. Ee, artı yazdım cevabımız tartı. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Bu sorumuzda bir K harfi var hemen yazalım. Ayı ters olduğu için de bunu, da muhtemelen tersten okuyacağız. O zaman ıya oluyor. A, yı, ı, ya. Öyle. Şöyle ayın tersinden okumuşu diyelim. F var. Yazıyorum. Ve bu e, işaretimiz e, Gmail'lerde kullanılıyor. Ve bu et olarak okunuyor. 'Et' de yazarsak kıyafet cevabımız. Arkadaşlar bu bulmacamızı yani yedinci bulmacamızı ben sona bırakacağım. Orada iyice incelersiniz ve yorumlara yazın bunu unutmayın. E, bakacağım. Puanlama yapacağım ve sabitleyeceğim ilk kim yazdıysa bunun cevabını. Ee, cevap doğru yazanları sabitleyeceğim. Şimdi öbür bulmacamıza geçelim. 8. bulmacamıza. 8. Sekiz, bulmacamızda böyle bir şeklimiz var. Harflerimiz var. Biz hemen uyu yazalım. Bize u vermiş. Sonra e, bu ış yazısı yan oluyor. Buraya o zaman yan yazıyorum ve ış yazıyorum. Cevabımız uyanış. Dokuzuncu sorumuzda da e, bir kaş vermiş bir de ık vermiş. Kaşları yazalım. Kaş bir de ık yazalım. Kaşık şöyle çizelim. Ve oldu. Hemen öbür bilmecemize geçelim. Burada da bir M var. Eksi var ve K var. Bunu eksi olarak okuyacağız. Şuraya M'yi ekleyelim. Ve K'yı ekleyelim. Meksika. 11. sorumuzda. Ee, Bu birazcık zor olabilir. O yüzden buna da 5 saniye bekleyelim. 5 4 3 2 1 0 Evet. Söylüyorum bunun cevabını. P'yi yazalım. Bu N'nin büyüklüğü olarak e, şey oluyor. İri N. Büyük yani iri. N ve C. Pirinç. 12. sorumuz böyle bir soru. Biz verilenleri bir yazalım. Bil ve ik. Ortada bir kelime olacak. Yani bir harf olacak. Birkaç tane. Bu resimde ne yapıyor? İyice bir bakalım. Düşünelim. Burada adam bir şeyi eziyormuş gibi. O zaman buraya ez yazarsak anlamlı bir kelimemiz oluşuyor. Bilezik. Öncüncü sorumuzda da böyle bir şeyler vermiş. Bu K harfiyle başlayacak, ortada bir şey olacak, sonra P gelecek ve yeniden bir şey olacak. Şimdi bir düşünelim. Bu ütüye benziyor. Ütü yazalım. Kütüp oldu. Bu ev, kütüp ev olmayacağına göre bunu hane olarak değiştirelim. Evin eş anlamlısı hanedir. Kütüp hane oluyor. 14 dördüncü sorumuza geldik. Burada bir H var. Sonunda da bir şeyler olacak. Bu lale olarak okursak helale oluyor. Öyle bir şey e, mantıksız olacağı için bunu tersden okuyoruz. Şuraya lale yazalım. Ve tersden harflerini yazalım. E, L, A, L. Helal. 15. sorumuz ve son sorumuz ile devam ediyoruz. Şimdi bunda da birazcık zaman vereceğim 5 saniye. Hemen 5 saniyemiz başlasın. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bunda bir bakalım. Burada bir kare var. Karın içinde de T. Kare yazalım ve T yazalım. Kare T. Şimdi arkadaşlar şurada yorumları yazın dediğim sorumuzu alıyorum. Onun cevabını söylemeyeceğim. yorumlarınızda bekliyorum. Eğer e, yorumları kapatırsa e, Youtube Youtube yorumları otomatik olarak kapatabiliyor. Bazen çocuklara özel olduğunu algılayıp. Eğer kapatırsa ben de bir dahaki videomda onun cevabını söyleyeceğim. Bulmacamız bu arkadaşlar. Bunda da yine 5 saniye vereceğim. Ve sadece ipucu vereceğim. Cevabını vermeyeceğim söylediğim gibi. E, hemen 5 saniyemize başlayalım. 5 4 3 2 1 0 İpucunu veriyorum. Şunu eee pardon şunu ev olarak okuyacağız. Eğer başka bir şey verseydim hemen bulacaktınız. Mesela bu resmin ne, nasıl okunduğuna dair bu sorumuz şöyle dursun ipucumuz da dursun birazcık e, bunu durdurup inceleyebilirsiniz biraz e, yorumlarınızı bekliyorum ve arkadaşlar lütfen abone olun kanalımıza videolarımıza beğenin ve yorum yazın sizleri seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar unutmadan şu taraftan abone olabilirsiniz kanalımıza şu alt taraftan e, buradan ve şuradan da Yeni videolarımızı e, izleyebilirsiniz. Yani daha önce attığım videolarımı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın yeniden. Herkes iyi, kendine iyi baksın.